Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bina isimli sarf kitabında rubai fiiller babını, rubai fiilleri işleyeceğiz. Rubai'ler iki kısma ayrılıyor. Rubai mücerretler ve rubai mezitler. Mücerret derken buradaki kastımız rubai fiillerdeki dört tane harfin asli harf olmalarını kastediyoruz. Rubai mücerret derken dört tane harfin asli harf olduğunu kastediyoruz. Bunlardan birincisi faal fiili, ikincisi aynel fiili, üçüncüsü birinci lamel fiili, dördüncüsü de ikinci lamel fiili olarak söylüyoruz, isimlendiriyoruz. Bunları az sonra örneklerle de göreceğiz. Şimdi metnimize geçelim. Rubai mücerret bölümünü açtık. Ve vahidun bir tanedir. Lir rubai'il mücerredi. Rubai mücerret bab da nedir? Bir tanedir. Ve hüve ve bu rubai mücerret babun vahidun. Bir babdır. Veznuhu bu rubai mücerret babın vezni fe'lele yufe'lilu fe'leleten ve fi'lalen. Fe'lele yufe'lilu fe'leleten ve fi'lalen vezninde gelir. Mevzunu ise yani bu vezne uygun, bu veznin şartlarını taşıyan, bu vezne tabiri caizse girdirilmiş ve giydirilmiş olanı nedir? Dehrece yudahricu dehraceten ve dihracen. Bu dehrece üzerinden harfleri tahlil edecek olursak dehrecedeki del harfi de faal fiili ifade eder. Dehdeki ha aynel fiili ifade eder. Dehra yani ra harfi de burada birinci lamel fiili. C de ikinci lamel fiili ifade eder. Ve alametuhu bu rubai mücerret babın alameti, özellikleri ve tanınma şartı nedir? En yekune madihi bu dehrece babının mazisinin olmasıdır. Ne olmasıdır? Ne üzere olmasıdır? Ala erba'ati ahrufin. Dört harf üzere olmasıdır. Dört harften oluşacak. Başka ne ile oluşacak? Ne şartıyla oluşacak? Bi şartı en yekune cemi'a hurufihi asliyeten. Bütün harfleri asli harf olması şartıyla dört harf üzere olmasıdır. Neyinin dört harf üzere olmasıdır? Mazisinin dört harf üzere olmasıdır. Ve binaühü bu babın binası ise litte'diyeti galiben. Çoğunlukla galip olarak müteaddilik içindir, geçişlilik içindir. Müteaddilik eşittir, geçişlilik. Ve kad yekunu lazimen. Ve bazen de lazım olarak, geçişsiz olarak kullanılır. Misalül müteaddi, bu babın müteaddi olarak kullanılmasının misaline örnek olarak da nedir? Nahvu ne gibi? Dehrace zeydün el hacera. Dehrace zeydün il hacera. Zeyd taşı yuvarladı. Dehrace yuvarladı. Zeydün zeyd el hacera taş. Dehrece fiili mazi, binası malum. Zeydün fa'il, el-hacera da mef'ulü bihtir. Ve misalü lazim, bu dehrece babının lazım manada kullanılmasına örnek de nahvu ne gibidir? Derbaha zeydün. Derbaha zeydündür. Yani derbaha başını eğdi, zeydün zeyd. Burada derbaha fiili mazi binası da malum. Zeydün de faildir. Bu dehrece babına mülhak bablar var. Bu baba uygun olduğu için buna ilhak edilmişler. Bunlar da 6 tane. Bunları bir özet olarak ben bir sayayım. Birincisi fev'ale yufev'ilu fev'aleten ve fi'alen babı. İkincisi fe'ale yufe'ilu fe'aleten ve fi'alen babı. Üçüncü bab fe'vele yufe'ilu fe'veleten ve fi'valen babı. Dördüncü bab fe'yele yufe'ilu fe'yeleten ve fi'yalen babı. Beşinci bab fe'lele yufe'ilu fe'leleten ve fi'lalen babı. Son babımızda fe'le yufe'li fe'leyeten ve fi'laen babı. Bunların akılda kalması için şöyle bir metot uygulayabiliriz. İlk kelimeleri olan fiili mazileri kullanarak fev'ale sırasıyla fev'ale, fe'ale,
fe'vele, fe'yele, fe'lele, fe'le. Tekrar ediyorum. Fev'ale, fe'yale, fe'vele, fe'yele, fe'lele ve fe'le şeklinde bunları ezberleyebiliriz. Şimdi dehreceye mulhak bablardan bir tanesi, birincisini buradan okuyarak başlayalım. Ve sittetün ve altı tanedir. Ne için altı tanedir? Li mulhaki dehrece. Dehreceye mulhak olan altı tanedir. Ve yuqal ve denilir ki li hazihi sitteti ve bu mulhak olan altı tanesi için denilir ki el mulhaku bir rubaiyye. Rubaiyye mulhak olan olan bablar denilir. El babul evvel, birinci bab. Minha, bu mülhak olan bablardan birincisi. Fev'ale yufev'ilu fev'aleten ve fi'alen. Fev'ale babıdır. Mevzunuhu, bu babın mevzunu. Havgale yuhavgilu havgaleten ve hi'alen. Havgale yuhavgilu havgaleten ve hi'alendir. Ve alametuhu, bu babın alameti, özellikleri, tanınması için belirtileri nedir? En yekune olmasıdır. Neyin olmasıdır? Mâdîhi, mazisinin olmasıdır. Ne üzere olmasıdır? Alâ erbaati ahrufin. Dört harf üzere olmasıdır. Biz ne ile olmasıdır? Bi ziyâdetil vâvi beynel fâi vel ayni. Fâal fiiliyle aynel fiili arasına vav ziyadesiyle dört harf üzere mazisinin olmasıdır. Bu babın alameti budur. Ve binaühü, bu fev'ale babının binası da nedir? Bil lazimi fakat. Sadece lazım içindir. Lazıma burada da örnek olarak neyi vermiş? Nahru ne gibi? Havgale zeydün. Havgale ihtiyarladı. Kuvvetten düştü gibi manaları var. Havgale zeydün. Zeyd kuvvetten düştü, Zeyd ihtiyarladı. Havgale fiil mazi, binası malum. Zeydün de bunun, bu fiilin failidir. Buradaki Havgale'deki ha faal fiili, ikinci harf olan vav, zaid bir haf. Havgale'nin kafı aynel fiil, lamı da sondaki lamel fiil olarak isimlendiriliyor. İkinci baba geçiyoruz. El-Babü's-Sani, bu mülhak bablardan ikincisi. Fey'ale yufey'ilu fey'aleten ve fi'alen. Fey'ale yufey'ilu fey'aleten ve fi'alendir. Mevzunuhu, bu babın veznine uyarlanmış, veznine girdirilmiş hali de nedir? Beybara yubeyduru beybaraten ve bibaran. Beybara yubeyduru beybaraten ve bibarandır. Ve alametuhu, bu ikinci babın alameti ise nedir? Ne olmasıdır? En yekune olmasıdır. Mâdîhi, mazisinin olmasıdır. Ne üzere olmasıdır? Alâ erba'ati ahrufin. Dört harf üzere olmasıdır. Ne ile olmasıdır? Bi ziyâdetil yâ'i beynel fâ'i vel ayni. Fâ'el fiiliyle aynel fiili arasına ya harfinin ziyadesiyle mazisinin dört harf üzere olmasıdır. Bu beybara fiili üzerinden buraya örnek verecek olursak, beybaradaki be faal fiil, ikinci harfi olan, tarifte de belirtilen ya ziyadesi zait olarak, beybaradaki ikinci harfi olan ye zait olarak isimlendiriyoruz. Beybaradaki bı harfi aynel fiili olarak isimlendiriliyor. Ra da, son harf olan ra da lamel fiil olarak isimlendiriliyor. Ve binaühü, bu İkinci babın binası ise litta'diyeti sadece litta'diyeti fakat sadece müteaddilik içindir, geçişlilik içindir. Nahvu ne gibi? Beybara zeydunil kaleme. Beybara fiil mazi, binası malum, manası yardı. Zeydun, zeyd yardı. El kaleme, kalemi yardı. Zeyd kalemi yardı. Buradaki beybara fiil mazi, binası malum, zeydun fail. El kaleme mef'ulü bih'tir. Ey şakkahu, yani onu yardı diye burada ayrıca bir açıklama yapılmış. Üçüncü babımız ise el babü sâlis, üçüncü bab nedir? Fe'vele yufe'vilu fe'veleten ve fi'velen. Fe'vele yufe'vilu fe'veleten ve fi'velendir. Mevzunuhu, bu babın vezne uyarlanmış, vezne girdirilmiş hali ise nedir?
Cehvera yücehviru cehvereten ve cihvaran. Cehvera yücehviru cehvereten ve cihvarandır. Ve alametuhu, bu üçüncü babın alameti ise nedir, ne olmasıdır? En yekune olmasıdır. Neyin olmasıdır? Madihi, bu babın mazisinin olmasıdır. Ne üzere olmasıdır? Ala erba'ati ahrufin, dört harf üzere olmasıdır. Ne ile olmasıdır? Bi ziyadetil vavi beynel ayni vel lami. Bi ziyadetil vavi beynel ayni vel lami. Aynel fiili ile lamel fiili arasına vav ziyadesiyle mazisinin dört harf üzere olmasıdır. Yani bu mevzunundan örnek verecek olursak, mevzununa demişti ki burada cehvera fiili. Yani aşikar oldu, açık oldu manasına geliyor. Cehvera'daki birinci harf olan cim faal fiili. İkinci harf olan he aynel fiili. Üçüncü harf olan vav, yani burada tarifte de belirtildiği üzere zait bir harftir. Üçüncü harf. Dördüncü harf olan ra da lamel fiilidir. Bu üçüncü babın binası nedir? Ve binaühü, üçüncü babın binası nedir? Litta'diyeti fakat. Sadece nedir? Müteaddilik, yani geçişlilik içindir. Nahvu ne gibi? Cehvera fiil mazi binası malum, aşikar oldu. Zeydün, Zeyd aşikar oldu. Buradaki Zeyd de failidir. El-Kur'ane ve binaühü litta'diyeti fakat. Bu üçüncü babın binası ise sadece müteaddilik, yani geçişlilik içindir. Nahvu ne gibi? Burada bu baba örnek verilen cümle ise cehvera aşikar okudu. Zeydün, Zeyd el-Kur'ane, Kur'an-ı Kerim'i aşikar okudu. Cehvera fiili mazidir. Binası malumdur. Zeyd burada faildir. El-Kur'ane de mef'ulü bihtir. Sıradaki babımız dördüncü bab. El-Babur Rabi'a. Dördüncü bab nedir? Fe'yele yufe'yilu fe'yeleten ve fi'yalen. Fe'yele yufe'yilu fe'yeleten ve fi'yalen babıdır. Mevzunuhu, bu dördüncü babın mevzunu, yani vezne uyarlanmış, vezne girdirilmiş hali nedir? Asyara yu'asyiru asyaraten ve isyaran. Asyara yu'asyiru asyaraten ve isyarandir. Ve alametuhu, bu dördüncü babın alameti, belirtisi nedir? En yekune olmasıdır. Neyin olmasıdır? Mâdîhi, mazisinin olmasıdır. Ne üzere olmasıdır? Ale erba'ati ahrufin, dört harf üzere olmasıdır. Ne ile olmasıdır? Bi ziyadetil yâ'i beynel ayni vel lâmi. Aynel fiiliyle lamel fiili arasına bir yanın ziyadesiyle mazisinin dört harf üzere olmasıdır. Bu mevzunu üzerinden gidecek olursak burada gösterelim. Burada mevzun olarak bize asyara fiilini vermişti. Asyara fiilindeki birinci harf olan ayn faal fiili ifade ediyor. İkinci harf olan peltek ise aynel fiili ifade ediyor. Üçüncü harf olan ya ise tanımda da belirtildiği, alamet yerinde de belirtildiği üzere burada ki zait harfi ifade ediyor. Zait harftir yani kendisi. Ra da son harf olan ra da lamel fiilini ifade ediyor. Metne devam edelim. Ve binaühü, bu dördüncü babın binası da nedir? Ne içindir? Lil lazimi fakat. Sadece lazım içindir. Örnek cümle olarak da burada ne verilmiş? Asyara zeydün. Asyara fiil mazi binası malum. Manası da kaydı. Zeydün, Zeyd kaydı. Zeyd de faildir. Sıradaki babımız 5. bab. El-Babul Hamis nedir? Fe'lele yufe'lilu fe'leleten ve fi'lalen. Fe'lele yufe'lilu fe'leleten ve fi'lalen babıdır. Mevzunuhu, bu babın vezne uydurulmuş, işte giydirilmiş hali de nedir? Celbebe yücelbibu celbebeten ve cilbaben. Celbebe yücelbibu celbebeten ve cilbabendir. Ve alametuhu, bu babın, yani bu 5. babın alameti de nedir? En yekune olmasıdır. Mâdîhi, mazisinin olmasıdır. Ne üzere olmasıdır? Alâ erbâti ehrufin, dört harf üzere olmasıdır. Bi ziyadeti harfin vâhidin, bir harf ziyadesiyle olmasıdır. Bu harf ziyadesi de nasıl olur?
min cinsi lami fi'lihi fi ahirihi. Sonundaki lamel fiili cinsinden bir harf ziyadesiyle mazisinin dört harf üzere olmasıdır. Şimdi bu mevzunu üzerinden bunu açıklayalım. Mevzun bölümünde bu baba örnek olarak verilen fiil celbebe. Celbebe fiilindeki birinci harf olan cim faal fiili, ikinci harf olarak verilen lam aynel fiili, üçüncü harf olarak verilen b'de lamel fiilidir. Dördüncü harf olarak verilen b ise zaittir. Bu alameti bölümünde de sonuna lamel fiili cinsinden bir harfin ziyadesiyle mazisinin dört harf üzeri olacağı belirtiliyordu. Burada da lamel fiili ba'dır. Yani üçüncü ba buradaki lamel fiilidir. Lamel fiili cinsinden bir harf de sonuna ilave edilmiş. Cel b'deki sondaki iki de bunu ifade ediyor. Ve bina'ıhı ve bu beşinci babın binası ne içindir? Litta'diyeti. Müteaddilik içindir. Örnek verilen cümle ise nahvu ne gibi? Celbebe zeydün amran. Celbebe fiil mazi, binası malum, manası gömlek giydirmek manasına geliyor. Zeydün amran. Zeydün fail, amran da mef'ul. Yani cümleyi toparlarsak Zeyd amra gömleğini giydirdi. Gömlek giydirdi. Altıncı bab ise el-babü sâdis fe'le yufe'li fe'leyeten ve fi'lâ'en. Mevzunuhu, bu babın mevzunu ise nedir? Selqa yuselqi selqayeten ve silqa'en. Ve alametuhu, bu babın alameti, bu altıncı babın alameti ise nedir? En yekune olmasıdır. Mâdihi, mazisinin olmasıdır. Ala erba'ati ahrufin, dört harf üzere olmasıdır. Biziyâdetil yâ'i fî âhirihi. Sonuna bir ya ziyadesi ile mazisinin dört harf üzere olmasıdır. Bu babın alameti sonuna bir ya ziyadesi ile mazisinin dört harf üzere olmasıdır. Yani burada yine mevzunun üzerinden gidersek örnek verilen fiil selga fiiliydi. Selga'daki birinci sin faal fiili malum. Lam aynel fiili selga'daki. Ga lamel fiili. Ve sonundaki ya da zait. Rubai mücerrede mülhak edilerek böyle bir mana, böyle bir hale geliyor. Bu fiilin manası da selga uyudu. Fiil mazi binası malum. Zeydün zeyd uyudu. Ve binâhu, bu altıncı babın binası ne içindir? Lil lazimi. Lazım içindir. Nahvu ne gibi? Çoğunuz üzerinde bu şekilde yazılsa da doğrusu ve binâ'ıhu litta'diyeti olması gerekiyordu. Bazı nüshalar arası farklılıklar olsa da doğrusu bizim tercihimiz litta'diyetidir. Yani müteaddilik içindir bu altıncı babın binası. Nahvu ne gibi? Selqaytu racülen. Ben adamı işte sırt üstü yatırdım. Selqa fiili burada fiili mazidir. Tü faildir. Racülen de mef'uldür. Ey yani nâme alâ kafâhu. Bu sırtı üzere uyudu, yattı. Ve yukalu ve denilir ki çoğu nüshada burası da bu şekilde yazmış olmasına rağmen doğrusu az önce düzelttiğimiz üzere lazım değil. Bu babın binası müteaddilik için dolayısıyla bunu da manayı yansıtıyoruz. Doğrusu nâmeytü racülen. Yani ben adamı yatırdım. Sırtı üzere yatırdım. Şeklinde olur. Ve yukalu ve denilir ki lihâzihi sitteti bu dahrice mülhak altı bab için bu altısı için denilir ki el mülhaku bir rubâiyye. Rubâiyye mülhak olan bablar denilir. Ve mânel ilhâki ilhakın manası yani ilhakla kastedilen de nedir? İttihadül mastareyni. Yani iki mastarın bir olması, bir hale gelmesi bir. Ey el mülhaku vel mülhaki bihi. Yani mülhak ve mülhakun bihin aynı mastarda buluşması. Böylece dersimizin sonuna gelmiş olduk.
Allah yapmış olduğumuz ilmi faaliyetleri dergah-ı izzetinde kabul buyursun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.